Jandarma Komando Er Hasan Çelik. 17 Ağustos 1974 yılında Çankırı'da dünyaya gelen Hasan Çelik, henüz 10 yaşındayken ailesi İstanbul'a taşınır. Hasan maddi imkansızlıklar yüzünden ortaokuldan sonra okuyamaz. Yıllar birbirini kovalar ve Hasan'ın askerlik celbi gelir. Hasan'ın acemi birliği Hatay Serin Yol Jandarma Eğitim Alayı'dır. Hasan'ın buradaki eğitiminin ardından çok istediği doğu görevine Hakkari 3. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı'na dağıtımı çıkar. Hatay'dan dağıtıma geldi. Yani 10 gün bir dağıtım izni veriyorlar ya, bu izine geldi. Buradan Hakkari Çukurca'ya gitti. İşte o zaman çocuk burada her şeyini anlattı. O bir taneydi. Tabii böyle kulağımızın arkası, akşam haber, sabah haber gelecek. Yani orada öyle operasyonlara giriyorlar. Yani bunu onda ne kadar saklarsa saklasın. Biz biliyoruz. Onlar hep bizim çocuklarımız oradakiler. Şu gözdeşi sadece ben çocuğuma değil, hepsi bizim onlar. Hepsine diyoruz, dua nasıl etmezsin ki? Ula bana bak. Hemen şuraya mayın döşeyin. Oğlum asker iyice yaklaşmıştır. Onları oyalamamız lazım. Heval, mayınımız kalmamıştır. Hepsini kullandık. Ne demek lan hepsini kullandık? Salak! İyice bak. Askeri oyalamamız şart. Oğlum bak. Köye varamazsak başkan da biz de ölürüz. Ula Berta, yanınızda demir ne varsa hemen toprağa gömün. Asker bunları mayın sanacaktır. Asker burada tuzakla oyalanırken tepeye çıkacak üç kişi de onları darbeler. Tamam başkan. Ne bakıyorsunuz lan? Duymadınız mı? Siz üçünüz hemen şu tepeye çıkın. Çıkın lan hadi. Tamam Heval. Sen de demir falan ne varsa gömün şuraya hadi. Tamam Heval. Yaban, cevap ver Yaban 17. Yaban 17 dinlemede, devam et Yaban. Yaban 17, çıkış noktaları tutuldu. Anlaşıldı Yaban, biz takibe devam ediyoruz. Anlaşıldı, tamam. Arkadaşlar, sınır geçişleri tutuldu. Onların saklanabilecekleri tek yer Hamzalı köyüdür. Vakit kaybetmeden oraya gidiyoruz. Hadi yola devam. Oo buddy, hadi gözün aydın. Dalga geçme buddy ya. Ne var, yalan mı? Hamzalı deyince yüreğin hopluyor. Buddy, sence bu sefer konuşabilecek miyim? Zor oğlum, babası köyün muhtarı. Tanımayan yok. Nerede konuşacaksın ki? Oğlum aşk bu aşk. İnsana neler yaptırır sen anlamazsın. Doğru ya, anlamam ben. Hadi hanım, Allah'a ısmarladık. Akşama istediğin bir şey var mı? Yok bey, hadi uğurlar ol. Allah kolaylık versin.
Sağ ol. Hayırdır inşallah. Bu da neydi böyle? Hasan'ım. Başkan iyi misin? Çabuk olun ula. Hemen köye varmamız lazım. Hadi ula acele et. Asker tepemize binmeden çıkalım buradan. Tamam başkan. Hadi. Hadi işte. Aha geliyorlar. Assubayım emniyet alın. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar hemen araziye yayılın. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Şimdi bir de mayın çıktı başımıza. Geldim her şey üst üste gelir buddy. İyi de adamlar elimizden kaçacak bu gidişle. Ula bu komutandır ula. Askerle kapıştı. Fazla dayanamazlar. Bir an önce köye varmalıyız. Tamam ula hadi yürüyün. Malları da kaybettik zaten. Önderlik fena kızacaktır. Bırak ula beni. Başkan, başkan. Başkan. Kapış. Hemen yandan manevra yap. Emredersiniz komutanım. Hadi ben yukarıdan gidiyorum. Sen buradan. Tamam, tamam. Kes. Komutanım. 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 Assubayım. Grup köye gidiyor. Tamam komutanım. Siz yormayın kendinizi. Çocuklarım. Sana. Komutanım. Komutanım. (Gülüyor)
Komutanım. Üç terörist etkisiz hale getirdik. Arkadaşlar. Komutanımız şehit oldu. Grup iyice sıkışmıştır. Yardım almak için mutlaka köye sığınacaklar. Hemen hazırlanın. Helikopter Murat Yüzbaşımızı almaya gelecektir. Hepiniz komutanınıza iyi bakın. Bu onun son görüşünüz olacaktır. Biz o şerefsizleri takibe çıkıyoruz. Onun katillerini bulmadan birliğe dönmek yok. Buddy, teröristler bayağı uzaklaşmıştır. Sence bulabilecek miyiz? Ne dersin? Cehennemin dibine de gitseler buluruz. Yüzbaşının intikamını alırız. Biliyor musun? İki çocuğu vardı. Başkan! 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 Başkanım iyi misin? Yok yok. Laberta, sesler kesilmiştir. Asker hala peşimizdedir. Balımızdan olduk, canımızdan da olmayalım. Hemen üç tepeci daha çıkar. Anlaşıldı başkan. Lan, siz üçünüz. Hemen tepeci çıkın. Askeri oyalayın. Sonra geleceğiniz yeri biliyorsunuz ha. Tamam abi. Hadi yürüyün çabuk. Hadi başkan. Buddy ya, bu hainlerin köyde ne işi var? Mutlaka oradan yardım alıyorlardır. Ne yani? Muhtar da yardım mı ediyor? Bilmiyorum Buddy, inşallah öyle değildir. Yok Buddy, öyle olsa Zeliha anlatırdı bana. Saçmalama Buddy ya. Sen askersin, babasını sana ihbar mı edecek? Of ya of. Kafayı yiyeceğim. Peki köylüler de işbirlikçiyse? Bizim imha olmamızı istemektedir. Askere karşı hiç şansımız yoktur. Bizi adam yerine koymuyor bile. Biz de iki mermi sallar sonra uzaklaşırız Seval. Onlar anlayana kadar çoktan bölgeden çıkmış oluruz. Hasan etrafa bir bak. Her yer kayalık. Buraları kesin boş değildir. Haklısın. Bence de. Bu şerefsizler geride mutlaka birini daha bırakırlar. Akılları sıra vakit kazanıp bizden kaçacaklar. Aşık, dikkatli ol. Başkan. Başkan, çok kan kaybettin. Biraz dinlenelim istersen ha. Kes lan saçmalamayı. Asker peşimizdedir. Ama başkan... Öyle daha fazla dayanamazsın. Tamam ulan anladık. Köy az kaldı. Velat cevap ver konuşan Roj. Buyur başkan. Nedir Liam konuş. Ula Velat asker bölgende operasyondadır. Mallar ne alemdedir? Yerine ulaşacak mıdır? Askerle temas sağlandı. Askere kayıp verdirildi. Ancak mallar kaybedilmiştir. Sen ne dersin be? Ne demek mallar kaybedilmiştir? Hepiniz geberin daha iyidir be. Merak etmeyin. Mallar geri alınacaktır. Malları istiyorum. Başkan, nasıl alacağız askerden malları?
Ne bileyim ben. Arkadaşlar, burayı boş bırakmazlar. Kaçarken mutlaka tepeci bırakmışlardır. Komutanım izin verin, ben ve Halil önden çıkalım. Tamam Hasan, dikkatli olun. Ne yaparlarsa yapsınlar komutanım. Yerin dibine de girseler bulacağız. Ve hepsini imha edeceğiz. Komutanımızın kanını yerde bırakmayacağız. Hadi aslanlarım, göreyim sizi. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Bey, Hasan gideli ne kadar oldu ki? Ne o hanım? Özledin mi oğlunu yoksa? Dur daha yeni gitti, hemen başlama. Garip şeyler görüyorum. Böyle bulanık, karışık. Ne olduğu belli olmayan şeyler. Yorgunsundur hanım. Ondan oluyordu. Dinlen biraz, geçer. Çay nerede bey? Az önce mutfağa götürdün ya hanım. Sen iyi misin? Değilim bey. Hasan'ıma, oğluma bir şeyler olacak. Karmaşık şeyler görüyorum. Sonra hep bu kanepede otururken buluyorum kendimi. Hasan gittiğinden beridir bu böyle. Hanım topla kendini. Hasan gideli daha 18-19 gün oldu. Bu kadar yıpratırsan kendini, gelmez bu işin sonu. Aman Badi, dikkatli ol. Bırak Badi ya. Bu hainlerin mermisi beni öldürmez. Tabii tabii, seni ancak aşk yarası öldürür değil mi? Şuradaki kayadan ateş ediyorlar. Nereye kayboldu lan bunlar? Bittik. Bittik biz. Bunlar öncülerdir. Diğerleri de gelirler şimdi. Fark ettiler. Asker yaşatmaz bizi. Mahvolduk. Mahvolduk. Yaban 17, yaban 25, yaban 17. Yaban 17, yaban 25, yaban 17. Yaban 17 dinlemede. Yaban 17, tepeciler karşımızda, kalabalık değiller, tamam. Tamam aslanım, şimdi çok dikkatli olun. Sakın riske girmeyin. Görmeden ateş etmeyin. Biz de kuzeybatı yönünden çıkıyoruz. Anlaşıldı yaban 17, tamam. Hadi hadi bitirelim şu işi. Ben hazırım. Olun. Sakın aynı yerde durmayın. Askeri darbeleyin. Kaval, asker yaklaşıyor. Ulan zırlamayı kesin. Sakın geri çekilmeyin. Yer değiştirin ulan, yer değiştirin. Aman Badi, gözünü seveyim, dikkatli ol. Bu şerefsizlerin mermisiyle ölmek istemiyorum. Korkuyorsan doğru dürüst söylesene Hasan. Biz bitmişiz. Asker yaşatmaz bizi. Nereden geldim ben buralara ya? Bırak şimdi bunları. Kel sırbalamayı da hemen çekilek. Yoksa geberir gideriz buralarda. Ya başkana ne diyeceğiz? Bırak la o korkağı. Baksana, bizi burada bıraktı, kendi canını kurtarmak için kaçtı gitti. Sen orada. Ben burada. Tamam.
Ne oluyor lan? Hadi dikkatli ol. Geberdi hainler. Başkan. Başkan. Durun la durun. Başkan iyi misin? La su verin bana. Başkan su iyi olmaz ki. Kes la verin işte. Su getirin la. Buyur başkan. Al başkan. Heval. Bizimkilerin sesleri kesilmiştir. Herhalde imha oldular. Üçü de ölmüştür. Onlar kahramandır ha. Dava için ölmüşlerdir. Hadi başkan. Hadi. Yavaş. Hadi. Yavaş. Hadi dayan. Yavaş. Aferin aslanlarım. Bunlar tepeciler. Asıl grup bölgeden çıkmaya çalışıyor. Ama bunu başaramayacaklar. Her yerde peşlerindeyim. Yüzbaşının hesabını soracağım onlardan. Biliyorum günlerdir arazideyiz. Hepiniz çok yorgunsunuz. Ama teröristleri yok etmeden birliğe dönmek yok. Biraz dinlendikten sonra tekrar peşlerine düşeceğiz. Bir başkadır gün batımı İstanbul. Güneşin altına bürünmüş rengi, boğazın derinliklerine kayarken, yakamozlar dans eder adeta ve doyumsuz manzaralar sunar insana. Şehir karanlığa bürünürken, minareler gibi insanlar da silikleşir, kaybolur adeta bu karmaşanın içinde. Komutanım güçleri kalmadı. Bu son çırpınışları. Onlar da iyice yoruldu. Merak etme aslanım. Buradan kurtulmalarına imkan yok. Onları bulana kadar peşlerini bırakmayacağız. Bu halde zaten daha fazla dolanamazlar. Onlar da biliyor zaten her yerde asker olduğunu. Oğlum tut şunu. Ne oldu Badi, neyin var? Bırak Hasan ya. Canım çok sıkılıyor. Ne oldu ki? Hasan, ya dediğin gibiyse? Yani ya Zeliha da bu hainlere yardım ediyorsa? O da işbirlikçiyse? Ula, ula yırttık ula. Hadi, köy az kaldı, hadi. Hadi başlayalım, hadi dayan. Bu böyle olmaz. Gider gitmez mutlaka soracağım. Saçmalama ya, nasıl soracaksın? Babası ne olacak? Ne olursa olsun. Bir yolunu bulmam lazım. En başkan. Hadi başkan. Hadi geldik. Hemen muhtarın evine gidiyoruz. Kurtulduk artık. Kurtulduk. Hadi başkan. Hadi gelin. Hadi dayan başkan. Dayan. Hadi. Hasan kafayı yiyeceğim ya. Yani şimdi benim sevdiğim komutanın katillerine yardım etmiş olabilir mi? Bilmiyorum Badi. Ama o köydekiler teröristlere yataklık ediyor. Hadi başkan. Hadi. Dayan başkan. Muhtar lan! Muhtar! Lan neredesin? Buyurun. Baba nerede kız? İçeridedir. Baba! Baba! Ha, geldim. Nerede kaldınız Heval? İki gündür sizi bekliyoruz. Mallar nerededir? Ne oldu böyle? Kes lan kes. Bize hemen kalacak bir yer ayarla. Asker peşimizdedir. Bütün mallar ellerine geçmiştir.
Biz canımızı zor kurtardık. Başkan biraz dinlendikten sonra hemen sınırı geçmemiz lazım. Sen ne dersin Heval? Asker gelirse hepimiz yanarız. Zaten iyice şüphelendiler. Kes lan, kes! Görmüyor musun? Başkan yaralıdır. Hemen yardım etmemiz lazım. Arkadaşlar, köye giriyoruz. Burada daha dikkatli olun, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi muhtar, hadi. Dayım başkan. Geç. Hadi la, geç, girin, gir. Geç. Gir hadi gir. Çabuk çabuk çabuk. Yaban 17 yaban. Cevap ver yaban 17. Yaban 17 dinlemede. Devam et yaban. Anlaşıldı yaban. Biz Hamzalı köyündeyiz. Bilginiz olsun, tamam. Anlaşıldı, tamam. Hadi aslanlarım. Yüzbaşının katillerini mutlaka bulacağız. Yürüyün. Bunlarla. Ne malından bahsediyorlar? Baba sen ne yapıyorsun? Yoksa bunlarla işbirliği içinde misin? Dur kızım dur. Canımızdan alacağız şimdi. Düştük bir kere içine. Ama baba. Kızım. Hemen sıcak suyla bez götür. Seni beklerler. Sakın sesin çıkarma. Canımızdan oluruz sonra. Ben gitmem baba. Gitmem. Hadi acele et. Bakma öyle salak salak. Geç hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar, yerleşin. Muhtar. Muhtar evde misin? Selamun aleyküm muhtar. Aleyküm selam komutanım. Hayırdır? Bu saatte bir şey mi oldu ki? Muhtar teröristlerin peşindeyiz. Buraya kadar takip ettik. Ama köyün girişinde kaybettik izlerini. Vallahi bütün gün köydeydim. Kimseyi görmedim komutan. Yanlışınız var komutan. Böyle bir şey olsaydı zaten haberim olurdu. Emin misin muhtar? O nasıl söz komutan? Buraya gelseler zaten hemen size haber veririm. Asker bizim başımızın tacıdır. Tamam muhtar. Biz yine de köyü arayacağız. Aman komutan gözünü seveyim. Şimdi köyde huzursuzluk çıkar. Hem zaten burada yoklar. Ben kimseyi görmedim. Hem saat de geç olmuştur. İyi muhtar. Burada yoklarsa korkmana da gerek yok. Kimseyi huzursuz etmeyiz, merak etme. Arkadaşlar, bütün evler tek tek aranacak. Samanlıklar, ahırlar, ambarlar, her yeri arayın. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Allah'ım yardım et. Allah'ım sen Hasan'ımı bana bağışla.
Komutan, boşuna yorulursunuz. Burada terörist falan yoktur. Kimse gelmemiştir. Komutanım, burası kilitli. İçeriye bakmamız lazım. Burası senin mi muhtar? Benimdir komutan. Girmemiz lazım. İçeride bir şey yoktur ki. Halil? Zeliha, senin ne işin var burada? Halil, ben komşudaydım da eve gidiyordum. Siz ne arıyorsunuz? Teröristlerin peşindeyiz. Köye saklandılar. Sen buralarda yabancı birilerini gördün mü? Yok, görmedim. Muhtar, buranın anahtarı nerede? Komutan, burası samanlık. Yıllardır kullanılmıyor. Kim olacak ki burada? Muhtar, buraya da bakılacak. Burada yoklardır komutanım. Köye kimse gelmemiştir. Hadi bırak gevezeliği de aç şu kapıyı. Yeterince vakit kaybettik zaten. Komutan, köylü rahatsız olmuştur. Biz devletimize, milletimize bağlıyız. Bizim bölücülerle işimiz olmaz. Martaval okuma bana. Ben seni de köylüyü de iyi tanırım. Yüzbaşım şehit oldu. Onun katilini cehenneme göndermeden durmam. Boşuna uğraşma. Köy aranacak dediysem aranacak. Burada yoksalar eğer, boşuna endişelenmeyin. Kimsenin başına bir şey gelmez. Gidiyoruz. Kimse yok komutanım. Ambar temiz. Hadi o zaman. Diğer yerlere bakalım. Emredersiniz komutanım. Tamam Halil. Ben gideyim artık. Bir gören falan olur. Hadi. Tamam Hasan. Anladım. Tamam muhtar, köy temiz. Biz gidiyoruz. Eğer bir şey olursa ne yapacağını biliyorsun. Elbette komutan. Hiç merak etmeyin. Benden habersiz bu köyde kuş uçmaz. Tamam arkadaşlar, hadi çıkıyoruz. Muhtar, sen de bekleme artık. Tamam komutan, yolunuz açık olsun. Komutanım, muhtarın kızını gördük. Ne var bunda? Elleri kan içindeydi. Gizlemeye çalışıyordu komutanım.
Gittiler mi muhtar, ne oldu? Merak etme Hebal. Asker gitmiştir. Güvendesiniz. Emin misin muhtar? Bak bir yanlışlık olmasın. Yok Hebal, gözlerimle gördüm. Gittiler. İyi iyi. Muhtar, bize yemek getir. Açlıktan öleceğiz. Hadi. Tamam Hebal, hemen. Hadi çabuk. Arkadaşlar, köylülere görünmeden yakın çevrede hareketli pusu atacağız. Bu hainlerin bu köyden başka kaçacakları yer yok. Nasıl olsa saklandıkları delikten çıkacaklar, bekleyeceğiz. Unutmayın, muhtar ve kızı işbirlikçidir. Ona göre davranın. Baba yeter artık. Ben daha fazla dayanamayacağım. Yeter artık. Hadi kızım, bu sondur. Bir daha olmayacak. İkimizi de öldürür yoksa bunlar. Bırak baba, öldürürlerse öldürsünler. Hadi kızım, hadi. Son kez. Hadi. Ha? Hadi. Hasan. Emredin komutanım. Hasan, kızın elleri kanlıydı değil mi? Evet komutanım. Bizi görünce tedirgin oldu. Saklamaya çalıştı. Demek ki aralarında bir yaralı var. Sabaha bekleyelim. Sanırım tekrardan ziyaret edeceğiz muhtarı. Hasan, sen unsurunla şu tepeye konuş lan. Biz de karşıdaki tepede olacağız. Emredersiniz komutanım. Halil, arkadaşlar hadi. Nerede kaldınız be? Açlıktan öldük burada. Ancak hazırlayabildik Hebal. İyi iyi. Bakalım neler varmış burada. Bana bak. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız ha, ona göre. Yanına iki kişi daha al. Bizimle geleceksiniz. Kızın da bizimle gelecek. Eval nasıl olur? Bizim ne işimiz var dağda? Kes lan kes! Geleceksiniz o kadar. Asker eğer hala bekliyorsa yanımızda olmanızda fayda var. Anlıyorsun ha? Asker size zarar vermek istemez. Hem başkanın bakıma ihtiyacı vardır. Kızın da bize yardım eder. Anlaşıldı mı muhtar? Anladım. İyi. Baba, ben daha falan gitmem. Bunu bilesin. Ne olur gönderme beni. Kızım, onlar sayesinde durumumuz bu kadar iyidir. Örgüt köye her türlü yardım yapıyor. Biz de onlara gerektiğinde yardım etmeliyiz. Baba, ne olur gönderme. Merak etme kızım. Ben de yanında olacağım. Gideceğiz, iki gün sonra geri geleceğiz. Ama baba... Hadi kızım, hadi. Buddy ne yapacaksın şimdi? Ne bileyim Hasan ya. Şaşkına döndüm. Düşünsene. Benim sevdiğim kız vatan haini çıktı. Bu nasıl olur ya? Kendimi aptal gibi hissediyorum. Beni kandırdı. Kim bilir neler yapmıştır. Haklısın Buddy. İnşallah o da yanlış yolda olduğunu görür. Yok Hasan yok. Bu noktadan sonra hiçbir şey olmaz. Baksana yaralı teröriste yardım etmiş. Yarasını sarmış. Gitti Hasan'ım. Cerparem gitti. Duralım.
Muhtar. Tamamdır Heval. Ulağanı kızın nerede? Dur Heval. Kızla köylüler kapıda bekliyorlar. Tamam ula tamam. Hazırlanın hemen yola çıkacağız. Heval biz gelmesek ha. Hem size ayak bağı oluruz. Kes lan kes. Sen benim dediğimi duymadın mı? Sınırı geçene kadar bizimle geleceksiniz. Bir iki günde dağda yatarsınız. Hem asker karşımıza çıkarsa rahat kurtuluruz. Hani siz sivilsiniz, köylüsünüz falan ya. Hadi. Hadi, hadi yürü bakayım. Başkanım. Gel. Yavaş başkan. Gel. Tut lan. Gel. Hadi. Merak etmeyin lan. İki gün sonra dönersiniz. Hele şu askerlerden bir kurtulalım. Ya haber siz gidin ha. Etraf güvenlidir. Bizi de perişan etmeyin. Ben bak bunların çolukları çocukları aç susuz kalır. Biz her dediğinizi yaptık. Örgüte de bugüne kadar hep destek verdik. Kes lan zırlamayı kes. Birkaç gün kalın dağlarda. Şu askerlerden kurtulmak için bu bir oyun. Anlasanıza salaklar. Başkanım hadi gidelim. Hadi lan. Yürün. Hadi. Tamam ulan hadi yürün. Aldırma be Badi. Belki de böylesi daha iyi olmuştur. Ne bileyim be Badi. Muhtar hain çıktı. Sevdiğim kız hain çıktı. Nasıl bir iştir bu? Anlamadım ki. Nasıl kanmışlar bunlar böyle? Tamam Halil. Toparla kendini. Daha nelere şahit olacağız kim bilir. Bundan kötü ne olabilir Badi? Bu iyi oldu başkan. Asker çekilmediyse bile... Yanımızda bunları görünce bir şey yapamaz. Hı hı. Yaban unsurları, konuşan Yaban 17. Yaban unsurları, konuşan Yaban 17. Hainler yaklaşıyor. Köyden çıktılar, dikkatli olun. İyice yaklaşmalarını bekleyin, tamam. Anlaşıldı Yaban 17, tamam. Arkadaşlar mevzilenin. Ey Badi al işte sana fırsat. Adamlar pusuya geliyor. Gelsinler bakalım gelsinler. Pusu nasıl olurmuş görsünler. Hiçbiri sağ çıkmayacak buradan. Devam et Roj. Ula malları aldınız mı? Önderlik merak etmektedir. Asker her yerdedir. Canımızı zor kurtarmışız. Malları alamazsanız mahkeme edileceksiniz bilirsiniz. Anlaşıldı tamam. Allah al. Başkan iyi misin? İyiyim ula iyiyim. Hadi bir an önce geçek şu sınırı. Aralarında siviller var. Hainler. Yaban unsurları. Konuşan Yaban 17. Ateş etmeyin. Tekrar ediyorum. Ateş etmeyin. Yanlarında siviller var. Şerefsizler. Kurtulmak için sivilleri kullanıyorlar. Başkan. Asker pusudadır. Mahvolmuşuz. Sakin ol ula. Adamlara söyle sivillere yaklaşsınlar. Sakın ayrılmasınlar. Tamam başkan. Muhtar. Hani gitmişlerdi lan? Bunlar ne ha?
Vallahi görmüşem gittiklerini kurban. Demek ki geri döndüler. Tamam da tamam, kes sırlamayı. Bize dokunamazlar. İyi oldu sesinle gelmeniz. Bize destek verdiğinizi anlamazlar. Hadi lan gelin buraya, sokunun. Hasan, olur mu be? Olur mu? Biliyorlar tabii sivilleri ateş etmeyeceğimizi. Katil oğlum, bunlar katil. Bırak abi, bunları tek tek indireyim. Önce şu Zeliha'dan başlayayım. Kafasına tek bir mermi yeter. Aman dur buddy. Ne yapıyorsun sen? Yanlarındakilere zarar verebilirsin. Hem komutan kimseye ateş etmeyin dedi. Ne yani? Şimdi öyle tıpış tıpış gitmelerine göz mü yumacağız? Ya şehitler? Ya yüzbaşı ne olacak? Ya iki çocuğu? Sabret buddy. Nasılsa yakalarız bir yerde. Yaban unsurları, kimse yerinden ayrılmasın. Sakın ateş etmeyin. Şerefsiz bunlar, şerefsiz. Hepsini geberteceğim. Ah Zeliha, ah. Nasıl da inandım sana. Yaban 17, yaban 25, yaban 17. Atış pozisyonumuz uygun, tamam. Yaban 25, kimse ateş etmeyecek dedim, tamam. Anlaşıldı yaban 17, tamam. Başkan, asker ateş etmiyor. Yemi yutmuşlardır. Bunları yanımıza aldığımız iyi oldu. Ah Zeliha, ah. Hain. Göreceksin sen. Göreceksin. Dur buddy, öfkene yenik düşme. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Gidin bakalım, nereye kadar gideceksiniz? Anlamıyorum bey. Tamam, hadi dediğin gibi olsun. Hayal görüyorum, abartıyorum. Peki her seferinde nasıl oluyor da şu kanepede buluyorum kendimi? Bilmiyorum ki hanım. Belki oraya geliyorsun ama unutuyorsun. Olamaz mı? Hasan hep o kanepede otururdu. Belki de bu yüzdendir. Olur mu öyle şey bey? O kadar da değil artık. Bak. Bak yine oldu. Yine gördüm o görüntüleri. Tamam hanım, tamam. Geçti artık. Yok bir şey. Hadi buddy, hadi. Kaybetmeyelim şu hainleri. Nasılsa bir yerde açık verecekler. Hadi, hadi. Baba. Kalk ulan, kalk. Kalk hadi. Kalk. Bittim ben. Bırakın beni ne olur, siz gidin. Kalk muhtar, kalk. Acele etmemiz lazım. Asker peşimizde. Bırak kurban. Benim hiç halim kalmadı. Kalk be, kalk. Çekemem şimdi seni. Hadi. Baba. Baba. Yok, vallahi yapamayacağım kurban. Bırakın beni burada. Hadi baba, az daha dayan. Hadi kalk.
Kalk ulan kalk. Kalk dedim sana. Asker peşimizde, durmak yok. Hadi yürü. Hadi. Hadi kalk. Size her türlü desteği sağladık. Sizin yaptığınıza bak. Sen ne dersin lan? Siz nasıl insanlarsınız? Babam ve bu köy size yardım etmek için canlarını tehlikeye attı. Çok oldunuz lan siz. Yapma. Dur yapma. Bertav kes artık. Ama başkan. Bırak köye dönsünler. Zarardan başka bir şey vermezler bize. Biz de hemen sınırı geçmeliyiz. Kalk ulan. Kalk hadi. Hadi baba. Hadi. Al şu adamlarını da git buradan lan. Hadi yürü. Yakında yine karşılaşacağız. Hadi lan yürüyün. Çök. Siviller ayrılıyor. Hasan, Halil. Emredin komutanım. Emredin komutanım. Siz köylülerin önünü kesin. Biz de teröristleri yukarıdan kuşatacağız. Emredersiniz komutanım. Hadi Hasanlarım. Hadi la, asker peşimizdedir. Acele edin biraz. Hadi çabuk. Arkadaşlar mevzilenin. Yaban 17, yaban 25. Yaban 17, yaban 25. Yaban 25 dinlemede tamam. Yaban 25 biz mevzimizi aldık. Siz de acele edin. Tamam. Anlaşıldı yaban 17 tamam. Hadi hadi. Biz de gidip şunları alalım. Durun. Teslim olun. Kaldır elleri. Yavaş yavaş yaklaşın bize. Bu devletin ne kötülüğünü gördünüz ki hainlik yaptınız? Başkanım dayanabilecek misin? Ateş! Ulan nerede çıktı bunlar? Bunlar bizimkiler. Destek verelim hadi. Ya köylüler ne olacak? Onların kaçacak yeri kalmadı. Hadi hadi takip et beni. Lazım. Nerede çıktı lan bunlar? Ben şimdi onları gösteririm. Hadi hadi hadi. Halil!
Halil! Badi! Hasan! Dur, sakın kımıldama! Sakin ol, tamam mı? Hakkını helal et Badi. Sakın! Sakın yapma bunu bana! Halil! Eşhedü en la... Halil! Badi! Badi! Hainler! Hasan! Hasan! Hasan, siper al! Hasan! Hanım bak. Oğlumuz gideli daha 20 gün oldu. Hem abisi de orada yaptı askerliğini. Aslanlar gibi gitti geldi. Sen boşuna evham yapıyorsun. Hayallerle gerçeği karıştırıyorsun. Bu kadar düşünme. Allah hayırlısıyla kavuştursun diye dua et. Ne oldu hanım, iyi misin? Hanım ne oldu? Neden o kanepeye geçtin yine? Gitti Hasan'ın bey, gitti. Vurdular yiğidimi, kıydılar oğluma. Yiğidimi vurdular, kıydılar Hasan'ıma. Hasan! Halil! Hasan! Hasan oğlum! Komutanım. Tamam oğlum, yorma kendini. Komutanım, hakkınızı helal edin. Tamam oğlum, helal olsun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Askere gitti. O yaşına kadar, yani 20 yaşına kadar ya ne olsa da bana bir yanlış oluverseydi. Yok, arıyorum, tarıyorum, yok. O zaman işte beni öldürüyor. Yok hiçbir şey. Gönderme, gitmesin sen dediler. Dedi ben dedi, ölsem dedi vatanım şehit olacağım. Dedi gideceğim ben. İşte gitti 20 gün sonra, bir ay sonra şehit oldu. Annesi dedi ki oğlum sen neye dedi uyumuyorsun, neye, senin bir şeyin var söylemiyorsun dedi. Söylemek istemedi filan. En sonunda işte dedi böyle böyle, anne ben şehit olacağım. Oğlum dedim, hep askere giden de şehit mi oluyor? Kanım yanıyor, oğlan yanımda. Yanıyor kanım köz gibi. Hep dedim askere giden de şehit mi oluyor oğlum dedim. Zaten içimde bir ateş. Yok anneciğim dedi, ben dedi şehit olacağım dedi. O gün dayısına gitmiş aynısını söylemiş. Teyzesine gitmiş aynısını söylemiş. Ben ona şimdi buradan uçağa bilet al dedim hani. Terör o zaman da bugünkü gibi böyle bir sıkışık andı. O anda çok kötüydü. Gitmiş otobüs bilet almış. Rahmet olsun. Dedim oğlum niye uçak almadın? Ya baba dedi takma kafanı dedi.
Ben dedi giderken atıp sen gidelim ama gelirken benim cesedim uçağına geldi. Aynen böyle. Ben ölürsem dayısının bir kızı, yani öyle kardeş anne severdi. Bunların bu kolyeleri var ya, benim birini dedi benim şeyime ver, kollar dedi birini dedi ona vereceksin. Ondadır şimdi. Yani her şeyini açık açık söyledi böyle. Yüzbaşlı geldi buraya cenazesiyle de aynen şöyle dedi. Allah'a dua ediyorum. Allah'ım bana öyle bir evlat nasip etsin dedi. Yüzbaşlı. Onun aynı komutan orada. Dedi Hasan isteseydi kurtuluyor dedi. Onun işte çok yakın arkadaşı orada şehit olunca onu kucağına alıp onu öyle ölüp öldüğünü anlayınca gözünü kırpmadan dedi silahıyla saldır dedi. Ben Allah'ın huzurunda şahidi benim dedi. Ondan sonra sen şehit ol. Hiçbir zamanda Rabbime isyan etmedik. Şükürler olsun Mevla'ya. En azından vatan için gitmiş orada şehit olmuş. Orada huzur buluyorum. Rahatım. O yönde rahatım yani. Ama evlat hiçbir acıya benzemiyor. Her an unutmak mümkün. Cız senin gövdeninden gram gram her dakika kalıyor. Ya onu unutmak, bak 14 sene oluyor. Bak samimi söylüyorum ta 14 dakika gibi. Sen bugün olmuş gibi. Nereye gitsem o benden gidiyor. Nereye gidersem gidiyor. Bu emniçlerin ottuğu kalktığı yerler her gözümün önünde. Nereye gidersem o senden gidiyor yani. 14 sene oldu ama bu sanki bugün olmuş. Allah'ıma bin kere şükür. Zaten onlara layık idi o yavrum benim. O şükür. Vatanımız için benim 5 oğlum daha var. 6 oğlum daha var. Gerektiğinde hepsi asker. Fırlanta gibi Allah'ın izniyle vatan için. Ben de bu yaşımda vallahi böyle ölene kadar ben de hiç çekinmeden giderim. Mevla neyler, neylerse güzel eyler. O ne derse biz ona razıyız. İçim sızlar, ben sana ağlarım oğlum oğlum. Gülüm solar, ben sana yanarım oğlum. Feryadımı duyan analar ağlasın, dağ gibi aslanımı elde bıraktım. Eyvahıma yıkılan umutlarıma, oğluma almadım gelinler yansın. Eyvah oğlum.